Ama bu yabancıları hiç ağzına almadan ekonomiyi anlatmaya çalışıyor. Kardeşim 12 milyon insanla sen dalga mı geçiyorsun ya? 12 milyon insanı 250 bine böl. 250 bin Isparta'nın nüfusudur. Ben Ispartalıyım, özellikle bu örneği veririm. Tam 48 tane Isparta ediyor. 48 Isparta ediyor. Bu nüfusu siz nasıl sokarsınız bu ülkeye ya? Şimdi rakamlara tekrar döneyim. Bu 12 milyon insan bir öğünde sadece bir yumurta yese günlük 12 milyon yumurta etme mi? Arkadaş senelik 1,5 milyar yumurta yiyor bu adamlar. Bu yumurtalar armut ağacından toplanmıyor ya. Bunları tavuk yumurtluyor. Siz kaç tane tavuk çiftliği kurdunuz ki 1,5 milyar yumurtayı yumurtlayacak ve bu adamlar yiyecek. O yüzden dolayı bizim 20-25 kuruşa aldığımız yumurta oldu 7 lira. Yine yemeğe dönelim. Neden et fiyatları, peynir, süt, neden çıldır? Ya 12 milyon yabancı öğünde bir kap yemek yese, öğünde 12 milyon bir günde kaç yapar? 36 milyon kap yemek yapar. İnanın hesapladım ben, 15 milyar kap yemek ediyor bir senede. Biz bunu karşılayacak hangi çiftlikleri kurduk? Hiçbirini kurmadık. Çiftçiyi batırdık, hayvancıyı batırdık, süt üreticilerini batırdık. Talebi arttırıyoruz ama arz... Evet, yine halkın hiç düşünmediği bir şey daha var. Bu insanlar ne kadar su kullanıyor, değil mi? Ne kadar su içiyor? İstanbul'da diyor ki su kıtlığı başladı falan filan, barajlar tükendi. Bunu izlemiyor musunuz? Kardeşim 12 milyon insan, ortalama insan tuvalete gidiyor, banyo yapıyor, elbisesini yıkıyor, bulaşını yıkıyor, yemek yapıyor. Velhasıl su kullanıyor ya. Ortalama bakın ortalama 80 litre ediyor. En az 80'le çarp. Samimi söylüyorum, Van Gölü büyüklüğünde su kullanıyorlar bir senede. Peki siz bu insanların su ihtiyacı için kaç tane baraj yaptınız bana söyleyin. İstanbul'a ne kadar su taşıdınız, boru çektiniz. Ankara'ya ne yaptınız, İstanbul'a ne yaptınız, ne bileyim Antep'e, Urfa'ya ne yaptınız ya bunun karşılığında siz. Eve dönelim, 4 tanesini bir aile sayalım. 3 milyon ev demek. Neden o zaman ev kiraları bu kadar arttığının cevabı ortada. 3 milyon ev mi yaptın lan sen? 12 milyon yabancıyı bu ülkeye soktun, buyur geldi.